Şu anda Aras TV olarak Nezih Cağ Kebap Salonu'ndayız. Biliyorsunuz Nezih Cağ Kebabı aynı zamanda tarihçilere tarihi yansıtıyor. Otağda, çadırda sizi çok güzel lezzetle buluşturuyor. Biraz önce Cağ Ustası ile konuştuğumuz zaman Cağ'ın özelliklerini bize anlat. Yanımızda da işletme sahibimiz Fırat Küçük Bey var. Fırat Bey merhaba. Siz kısa bir şeyleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Teşekkür ederiz. İyi hissiler biz sizi inşallah. Ben Fırat Küçük aile olarak bu iş yapıyoruz. Biz de cadıymışız. Benim kardeşim, diğer çevresi benim kardeşim. Bu işi gerçekten Trabzon'dan o saate kadar getirdik. Müşterilerimize en iyi hizmetle verdiğimize inanıyoruz. Sayesinde yapmaya çalışıyoruz. İşimizi de gerçekten severek yapıyoruz. Fırat Bey, yoğun bir müşteri talebiniz var. Erzurum'da en çok cağ satan firmalardan birisiniz. Ayrıca da bir çay bahçeniz var. Yaklaşık 900 ya da 1000 kişilik bir gruba hitap ediyorsunuz. Biraz da bahçeniz hakkında bize bilgi verir misiniz? Aynı anda 9 kişiye hitap edecek bir kapasitemiz var. Aynı anda da dolduruyoruz. Müşteri talebimiz de çok geniş. Sizin de bildiğiniz gibi. Burada yemek yiyen misafirlerimiz diğer tarafta da çay kısmında canlı müziğe de gidiyorlar. Canlı müzikle misafirlerimize sunuyoruz. Burada sadece müşteri memnuniyeti için yapıyoruz. Çok güzel de talepler aldık. Bundan da müşteri biz de memnunuz karşılıklı olarak. Peki bir şey soracağım. Bu çok önemli olduğu için değerli müşterilerimizde ve izleyenlerde bunu bilsinler. Bazı firmalar işte gittiğiniz zaman canınızı çaya ya da yemeğe yansıtıyor. Siz bunu yapıyor musunuz? Biz kesinlikle sadece müşteri memnuniyeti için yapıyoruz. Gerçekten. Müşterilerimiz de zaten memnun. Müşteri potansiyelimiz de var. Daha da müşteri nasıl memnun edebiliriz diye düşündük. Bu şekilde zaten bahçemiz, ortamımız da çok güzel olduğu için değerlendirdik. Çok da güzel karakter aldık. Zaten gelen misafirlerimiz çayını, yemeğini yiyor, çayını içiyor, yani akşama kadar burada vakit geçiriyor. Hani bir gidin yemek yiyin de lokantaya evime gideyim diye düşünmüyorum. Sabah evden çıkarken, ya ben pikniğe değil de ben Nezih'e gideyim, orada yemeğimi yiyeyim, çayımı içeyim, canlı müzik dinleyeyim, çocukların çocuk oyun alanında oynasın. Yani günün keyfini bol bol çıkarıyorlar diyebilirim. Peki Fırat Bey, şöyle bir sorum daha var. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla kır düğünde sünnet alanı içinde çok mükemmel. Kır düğünleri yapıyor musunuz, talep var mı? Yani gerçekten biz burayı 5 yıldır, yaklaşık 5 yıldır işletiyoruz. Bu 5 yıl çerçevesi içerisinde de günden güne bu talepler bize arttı. Kır düğünü olarak da yeniden Erzurum'da moda oldu zaten. Dışarıda dolu zaten. Rezervenin günde 4 tane de düğün veriyoruz. Sünnet, düğün, kır düğünü. Çok güzel, yoğun taleplerimiz de var. Gerçekten çok da güzel oluyor. Buradan herkese de tavsiye ediyoruz. Hem yemeğini yiyor, hem o aslında düğünü yapıyor. Yağların 5 oldu. Misafirlerimiz de memnun zaten. Peki Fırat Bey, Erzurumlu yatırımcı olarak kaç kişiye, kaç kişi çalıştırıyorsunuz, kaç istihdam ediyorsunuz? Yani şu anda 60-70 kişi çalışıyor. Yine de yeterli değil bu sayı. Ama şu anda o sayını idare ediyoruz. Malum okullar falan açılıyor. İstediğimiz kalifeli eleman da şu anda yok. Ama kendimiz bu profesyonel bu işi yaptığımız için o eksiği kapatıyoruz. Açıklığı kapatıyoruz, evet. Ama 60-70 kişi çalışıyor. Yani bugün benim işim yok diye gelen herkese kapımız açık. Peki Fırat Bey, bildiğinize teşekkürler. Bir bahçeye dolaşalım. Tabii. Bakalım ki müşterilerimiz Nezih Cağ Kebap hakkında neler söylüyor. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ben Muhammed Karademir. Muhammed Bey afiyet olsun. Nezih Cağ Kebabı'nın cağları lezzetli mi? Hem de nasıl bal gibi. Böyle bir tat. Ben 150 kilometreden gelip burada bunu tatıyorum. Bunun gibi bir yer bilmiyorum. Böyle bulunmaz bir yer. Nereden geliyorsun? Benim ismim İskender. İstanbul'dan geliyorum. İşte tavsiye üzerine abilerimin geldik. Gayet güzel, ortam güzel, bahçe falan. Bak lezzet güzel, mükemmel. Yani geldiğimize değdi mi diyorsunuz? Geldiğimize fazlasıyla değdi. Bundan sonraki gelişenleri tercih burası olacak. Kesinlikle lezzet çekiyorum. Merhaba, ben Yusuf Mehmet. Abicim şöyle kısaca anlatmak gerekirse yani ortam olsun, temizliği olsun, hijyen olsun, personellerle birlikte düz olsun, lezzet
olarak zaten tartışılmaz. Hepimiz aile ortamımızı severek hiç bunu araştırmadan gelip canımızı güzelliğine çıkabiliyoruz. Allah razı olsun. Ben onu yapacağım. Böyle işlerin şeylerden zorunda olması bizim için büyük değer değil mi? Tabii çok büyük bir değer. Yani böyle bir büyük bir şirketin her zaman bulma sahibi insanlara tabii ki bizim için büyük bir önemli olan şey yani. Nasıl diyeyim ki? Büyük bir şey yani. Destek her zaman büyük bir kat yani. Sonuçta çok misafir geliyor dışarıdan. Büyük bir destek yani her zaman. Peki Muhammed Bey, teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Sağ olun. İşletme sahibi Fırat Küçük'le beraber Fırat Bey tekrardan merhaba diyoruz. Merhabalar efendim, teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Şu anda arkamız ışıldı, bahçenin ışıklar yandı, yani, akşam oldu. Evet, müşterilerimizi söylemenizi bahçeli, güzel, temiz, okşenli bir havada ağırlamaktan biz de gurur duyuyoruz. Onlar da memnun oluyor. Bunların memnuniyeti bizi de daha çok mutlu ediyor gerçekten. Bunun yanında diğer kebap, lahmacun de, ızgara çeşitleri, kebap çeşitlerinin tümü de var. Müşteriler buraya geldiğinde sadece hani nezih diğer kebap da cahil de ne istiyorsak onu yiyebiliyorlar. Şimdi yemeklerimizde ne var? Onlarda belli başlı yemeklerimizi söyler miyiz? Yemek, en çok tercih edilen, yiyilen, tüketilen. Genel ağırlıklı cağ kebap gidiyor. Cağda da gerçekten iddialıyız. Bu işte kendi işimiz. Bunu da en iyi şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Ya çıraklıktan beri de bu işi yapıyoruz. Müşterilerimizden de zaten belli olduğu gibi genelde olumlu yönde tepkiler alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Ama yanında cağ yemek de yani ciğer yer, tavuk kanat yer, tavuk şiş yer, lahmacun yer, pide yer, kebap yer. Bunları da en iyi şekilde yapıyoruz. Evet, yani insanlar buraya geldiği zaman seçeneklerimiz çok. Menümüz bayağı yani çok geniş. Yani 5 kişi geldi, 10 kişi geldi, 5 tanesi çay yiyecek, 5 tanesi değişik değişik yemekler yiyecek. En iyi şekilde yiyip memnun bir şekilde de ağırlıyoruz. Evet değerli izleyenler, bakın şimdi Nezih Cağ Kebap'ın özelliği de şu. Yaz kış olmasına rağmen, biliyorsun bizim Erzurum'da azıcık da kış memleketi olmasına rağmen açık ve kapalı alanlarda, açık alanda şu anda Fırat Bey'in de biraz önce bize belirttiği gibi 900 kişiye kadar hizmet verebiliyor. Kapalı mekanlarınız kışın faaliyete geçiyorsunuz. Tabii tabii. Kapalı mekanlarınızın yaklaşık kaç kişiye hizmet verebiliyorsunuz kışın? Kapalı mekanlarımızda kışın 500 kişiye kadar hizmet verebiliyoruz. Kışında yine aynı şekilde dolu dolu geçiyor. Aşağıda kafe bölümümüz de var. Kendi restoran bölümümüz de kapalı bölümleri var. Buralarda da yemek, düğün, sünnet, nişan hepsini organize zamanında yapıyoruz. O şekilde hizmet veriyoruz. Peki Fırat Bey, geçen gün bir dikkatimi çektim. Buraya bir gezmeye geldiğimizde bazı resmi kurumlar, işte atıyorum STK'lar burada toplu yemekler veriyor. Bu tarz etkinliklere de açık mısınız? Zaten özellikle de o tür yemekleri daha çok veriyoruz. Yerimiz büyük ve ferah olduğu için kimse kimseyi rahatsız etmiyor yani. Orada toplantı yemekleri verdiğimizde burada müşterimizin kesinlikle hiçbir rahatsızlığı yok. Hani toplu yemek de orada kendi istediği gibi yemeğini veriyor, sohbetini ediyor, muhabbetini ediyor. O şekilde onlar da daha rahat yemek yemiş oluyor. Evet, değerli izleyenler, Erzurumlular ve Erzurum dıştan gelecek olanlar sizlerine zihçakıma bekliyoruz. Akşam da sizlere buranın çok güzel animasyonu olan bir tane de canlı müziği var. Ondan da sizlere görüntüler illaki ulaştıracağız. Bizden ayrılmayın. Bunca dertim, falım felek var.
Cause it's too cold.